Selam arkadaşlar. Yeni bir konuyla gene sizlerle birlikteyim. Bu konumuz içerik üreticileriyle alakalı aslında. İçerik üreticileri derken blog sayfası olanlar için ya da haber sitesi bunun gibi paylaşımlar yapanlar için önemli bir eklenti. SEO ile uğraşıyorsanız tabii ki bu eklenti size çok faydalı olacağını düşünüyorum. Nedir bu eklenti? SEO için otomatik link, bağlantı oluşturma eklentisi. Şimdi göstereceğim birazdan sayfamızda da göstereceğim bunu. Kendi blog sayfamda göstereceğim arkadaşlar. Normal şartlarda ne işimize yarar? Eğer sayfanızda daha fazla gezinme istiyorsanız yani misafirleriniz, ziyaretçileriniz sayfanıza geldiğinde daha fazla sayfada bulunmasını istiyorsanız bir asenseniz varsa yani reklam geliriniz varsa sayfada daha çok bulunmaları ve daha çok reklam göstermek isterseniz. Bu yüzden yazılarımızın arasında bir dahili iç bağlantı yapmamız lazım ki işte yazıları okurken o bağlantı zaten yazıyı okurken gösterecek kendisini. O bağlantıya tıklayarak diğer bağlantı yani içeriğinize geçecek. Oraya da okumaya başlayacak. Bu eklenti aslında önemli güzel bir eklenti. SEO ile uğraşanlar için yani SEO'sunu SEO puanlarını yükseltmek için arama motorlarında biraz daha yukarıları çıkmak için İç bağlantı her zaman için önemlidir. Google zaten bunu her zaman söylüyor. iç bağlantı yani sayfada kalmak, bulunabilmek çok önemli. O yüzden de bu eklentiyi tavsiye ederim. Bir sayfamıza girelim arkadaşlar bir bakalım ondan sonra da eklentiye geçelim. Şimdi bu benim WordPress'te kurduğum bir blog sayfam. Biliyorsunuz arkadaşlar forum sayfamda burada forum sekmesine tıkladığınızda forum sayfasına ulaşıyorsunuz. Forum sayfamda ne yapıyorum biliyorsunuz dil dosyalarını paylaşıyorum. Türkçe dil dosyalarını, temaların, eklentilerin işte bir şeyler paylaşıyoruz. Buradan da faydalanın arkadaşlar. Türkçe dil dosyalarına Ulaşın, kullanmanız gereken eklentiler varsa alın. Bence kullanın, türkçeleştirin eklentilerinizi. Çektim her videonun, hemen hemen her videonun, kullandığım her eklentinin ve temanın muhakkak dil dosyalarını yüklüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Uzun lafın kısası bu bizim benim blog sayfam. Burada işte içerikler paylaşıyorum. Hem WordPress ile ilgili işte hem de yani okuduğum kitaplar ve artı liderlik, yöneticilik hakkında yazılarım var. Şimdi herhangi bir yazının içine girelim. Bakalım mesela şuna bir bakalım. Gördüğünüz gibi bir yazı. SEO puanı 81'de şu an. İşte yani herhangi bir bağlantı yok. Nasıl yok? Yani dahili bir bağlantı yok. Dahili bağlantı aslında var. Ben bunu hep her yazımda elle yapmak zorunda kalıyorum. Bu da şuradan bakın. Liderlik ve yöneticilik hakkında diğer yazılarıma buradan buradan ulaşabilirsiniz demişim. Yani kategoriye göndermişim. Bir bağlantı yapmışım. Buna hiç gerek kalmayacak artık. Yani her yazınızda her böyle bağlantı her ya da bunu yazmak zorunda kalmayacaksınız. Onu söyleyeyim. Konuyla alakalı yani anahtar kelime bu yazının anahtar kelimesiyle alakalı başka yazılarda geçerse direkt zaten bağlantıyı sağlamış olacak. Eklenti otomatik yapacak bunu. Yani o yönden çok faydalı bence çok güzel bir şey. Böylece sayfalarınızın arasında otomatik bir bağlantı olacak. Bu da... SEO için in, arama motorları için indekslerken bayağı faydalı hem de e, etkisini görürsünüz onu da söyleyeyim. Şimdi bunu a, böyle bir gösterdik sayfamızı gösterdik. Şimdi şöyle yapalım başlangıç sayfamıza gelelim. Kontrol panelimiz bu benim kontrol panelim e, maxent.com sayfasının kontrol paneli. Bakın bir önceki videolarımızda biliyorsunuz SEO ile ilgili bir eklenti tanıtmıştım. O eklentiyi ben zaten kullanıyorum. Buradan SEO analizeye geldiğiniz zaman bakın. SEO analizeye geldiğiniz zaman bir şey göstereceğim çünkü. Burada işte sayfanın şu an testlerini falan gösteriyor. 82 demiş zaten. Bakın. Links yani bağlantı derecelendirmesi internal ve external yani iç ve dış bağlantıların adetlerini burada gösteriyor. Bakın bu şekilde buradan görebilirsiniz. Şimdi bir tane örnek olarak yazımıza gelelim. Yazımızın içinde girmeden önce bakın şimdi hangi yazıya bakmıştık? İş dünyasında zor yöneticiler demişiz. İş dünyasında zor yöneticiler. Bakın şimdi. Burada zaten SEO görüyorsunuz sol tarafta. Anahtar kelime işte bu. Şema işte bilmem ne. Şurada bakın iç bağlantılar. 3 tane iç bağlantısı var. 5 tane de dış bağlantılar. O 5 tane de YouTube'a gönderdiğim bağlantılar arkadaşlar. YouTube videolarımla alakalı bağlantılar. Bu da gelen bağlantılar. Yani sayfanızda bu yazıya gelen bağlantılar var mı yok mu onu gösteriyor sıfır. Hatta bakalım şöyle sıfır sıfır hep sıfır. Sıfır var mıymış? Bir şu yazımda bakın şey. Evet içerikte var. 6 tane gelen bağlantı varmış buna mesela. Bunlar önemli arkadaşlar. SEO'nuzu ciddi anlamda etkiler. Öyle diyeyim size. Kısaca böyle bir göstermek istedim. Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım arkadaşlar? Eklentinin kurulumuna geçeceğiz. Eklenti kurulumunu yaptıktan sonra zaten bir test yaparız. Bakarız ne kadar işte link eklenmiş. Onlara bir bakarız. Onları görürüz. Ne yapıyoruz? Uyarımızı yapıyoruz ve eklentiye geçiyoruz. Eklenti kurulumuna geçmeden önce geliştiricinin bir sayfasına gidelim. WordPress sayfasına bir bakalım şöyle arkadaşlar. Bu WordPress sayfası. Bunu hemen Türkçeleştirelim. Bakalım. İşte ne demiş? Dahili bağlantı sıkacağı. Sıkacağı arkadaşlar. WordPress için SEO otomatik bağlayıcı. Türkçe'ye çevirince böyle oluyormuş tabii ki. Geliştiricinin WordPress sayfasında... Bunun tabii ki linkini açıklama kısmına koyacağım. Oradan faydalanabilirsiniz. Bakın böyle bence işinize yarayabilecek. Özellikle de diyorum haber sitesi, blog yazı türleri ne uğraşıyorsanız ya da yani fark etmez e-ticarette de içerikler arasında da bağlantı yapabilirsiniz. O da olabilir. Neden olmasın? Ee, gayet basit ve kullanışlı bir eklenti. Öyle çok böyle afili şeyleri yok. Ayarları ayarları yok arkadaşlar. Önemli olan siz içerinizi paylaştığınızda işte uygun anahtar kelimelerini bulmak öyle diyeyim yani. Onun haricinde zaten gerisini sistem eklenti yapıyor bunu zaten. Ne yapalım? İşte bu öyle dedik bunu da gösterdik. Şimdi gelelim eklentinin kurulumuna geçelim arkadaşlar. Ben bunu dediğim gibi kendi sayfamda yapacağım arkadaşlar. E, monksandmade.com sayfamda yapacağım. Benim de ihtiyacı olan bir eklentiydi bu aslında. Öyle diyeyim size. Eklentiler kısmına geliyoruz. Yeni ekle diyelim. Şuradan da ismini bir kopyalayalım hatta. Şöyle alalım. Kopyalayalım. arama kısmına yapıştıralım. Direkt zaten çıkıyor. Bakın 40 bin üstünde etkin kurulum. Baya da güzel değerlendirme olmuş. Artı şu an kullandığımız WordPress sürümüyle de uyumlu. Şimdi kur diyelim ve etkinleştirelim. Eklentiyi kurduk ve etkinleştirdik. Şimdi böyle direkt eklentiyle ilgili bir panel yani sayfa açılıyor. Bunları geçtik arkadaşlar. Ş şey yapmıyoruz. Hemen öğreticiye şimdi başla. Böyle bir şey var. Artı Türkçe. Bakın, çoğu kısmı Türkçe, bazı kısımları tabii ki İngilizce. Ben bunun Türkçe dil dosyasını da oluşturdum. Onu da yükleriz birazdan. Yine şöyle bir gidelim bakalım. Öğreticiye şimdi başlat." demiş. Hemen yani bakalım. Yazılarınız ve sayfalarınız için anahtar kelimeler ayarlayarak başlayalım. Burada önemli olan dediğim gibi paylaştığınız içeriklerde anahtar kelime, eğer özellikle de SEO yapıyorsanız arkadaşlar, anahtar kelimeler önemli. Anahtar kelimelerinizi iyi ayarlayın. Burada geliştiricinin videoları var seyredin arkadaşlar ben seyrettim baktım yani bayağı basit anlaşılır bir şekilde bunları tavsiye ederim seyredin seyredin arkadaşlar ondan sonra devam edin bağlantı davranışını ayarla demiş bakalım gene video şeklinde bakın böyle onları da dediğim videolarını seyredebilirsiniz okuyun ve seyredin daha fazla bilginiz olur eklenti ile ilgili en önemli ayarları keşfet demiş. Bakalım neymiş. Kara liste herhangi bir içerim alan ona hariç tut. Öyle bir şeyi varmış. Gerçi şey ücretli sürümde olabilir bu. Pro sürümde gelişmiş bağlantılama. Biz ücretsiz tabii ki bu ücretsiz kısmıyla kullanıyoruz arkadaşlar. Buraya geçtiğiniz zaman ne yapıyor? Pro ile daha da fazlasına ulaşın demiş. Yani Pro'nun özelliklerini işte şey yapıyor. Öğreticiyi bitir diyelim. Bitirdik. Burada herhangi bir şey bakın boş geldi pano geldi. 2 dakika hemen şey yapıyorum Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim arkadaşlar bir Türkçeleştirelim ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Türkçeleştirme kısmını hallettik. Şimdi geldik bakalım panoda ne var ne yok içe dışa burada herhangi bir şu an bir şey gözükmüyor. Bakın kontrol panelinin üst tarafında şöyle bir şey var. Linkin Dex ne? Linkindex demiş. %100 demiş planlanmış bir şey yok. İç bağlantısı arka planda oluşturu, oluşturuyoruz. Düzde ulaştığında yeni bağlantı ön uçta görünür olacaktır demiş. Nasıl olacaksa da bakalım. İçe dışa aktarma diyelim bakalım. Ne varmış? Buradan dosya yükleyebiliyormuşuz. Dışarı aktarabiliyormuşuz. Burada herhangi bir şey. Rankman odak anahtar kelime. Bakımına ücretli sürümdeymiş. Tamam. Ayarlar kısmına bir bakalım. Ayarlar kısmında genel ayarlar bölümü eklentiyi devre dışı bıraktıktan sonra yapılandırılmış anahtar kelime eklenti ayarlarının koru demiş. Tamam geç. Gösterdiğim WordPress yönetici çubuğunda gizleme. Ha buna basarsak gizleniyor mu? Bakalım. Ne yaparsanız buradan kaldırıyor herhalde. Deneyelim bakalım kaldırıyor mu? Evet kaldırıyor Yok kaldırmasın ya durdum. Sıkıntısı yok güzel. Tüm anahtar kelimeleri sıfırla diye bakın bir seçenek var. Ya tabi bu sizin sayfanızın boyutuyla da alakalı bir şey. Biraz zamanınızı alabilir ama anahtar kelimeleri yapmanız lazım arkadaşlar. Anahtar kelimeleri yapmazsanız olmaz. İçerik ayarları bölümü. Yazılar ve sayfalar bağlantılı olacak. Evet bence de olsun. Sayfaları da aslında çıkmıyor yani. Kalsın neyse. Bağlantılama için kullanılmaması gereken yazıların kara listesi demiş. Mesela buradan ne olabilir? Şartlar var mıydı bizde? Gizli kullanılması gereken kara listesi. Hmm. Şey var mı? Allah Allah. Giz gizlilik politikası. Mesela şunu oraya şey yapmasın, bağlantı yapmasın. Gizlilik politikasına örnek olarak. Onu yaptık. Bağlantılama sırasında yapılandırılmış anahtar kelime için sıralama Şimdi burada şöyle bir seçenek var bakın arkadaşlar. Önce ilk yapılandırılan anahtar kelime bağlanır. Şimdi içerinizde birden fazla anahtar kelime kullanacaksanız, kullanıyorsanız şayet de ilk ne aldıysanız ondan hareket eder. Bakın ondan sonra diyor ki önce en yüksek kelime sayısı bağlanır diyor. Yani anahtar kelimelerinizden hangisi daha uzunsa o seçenek var. En düşük işte tersi en yüksek karakter sayısı önce bağlanır. Bakın karakter en düşük karakter sayısı önce bağlanır. Bunu seçebilirsiniz ama ben genellikle şöyle yapacağım. İlk yapılandırdığım yani ilk anahtar kelimemi kullanacağım. E, siz fark etmez istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz buradan. Yazı başına azami bağlantı miktarı. Şimdi bu sıfır olarak varsayılan olarak ya sınırsız sayıda bağlantı için bu değeri sıfır olarak ayarlayayım Siz burada değiştirir misiniz bilemiyorum ama sıfır olarak kalması kalsın. Neden? Öteki türlü ne olur? Bir tane yapsak bir tane mi olur? bir tane olur yani ne olacak yazı başına azami bağlantı bir tane yazıya bir bağlantı olur bu sıfır kalması daha mantıklı birden fazla konu bağlantısı içerik bir konuya bağlanabilir sonuçta olabilir bir yazının başka bir yazıya ne sıktıkta bağlandığının azami sıklığı azami Asgari azami en fazla sınırsız sayıda bağlantı için bu değeri sıfır olarak ayarlayın demiş. Bunu bu bir olarak gelmiş bir olarak kalsın mı? Sonuçta bir tane bağlantı yeterli hiç olmamasından iyi Mümkün olduğunca sık bağlantı demiş. Bu da biraz bana şey geldi. Yazım anlatarken mümkün olduğunca sık bağlamasını yazın her tarafında bu sefer şey de olabilir. Çoğu yerinde böyle link olacak. O da çok göze hoş gelmeyebilir. HTML alanlarını bağlantı bağlantılamadan hariç tut demiş. Tamam başlıklar. Evet. Tamam. Gene var bir şey var mı? Ha, kaydedelim. Bağlantılar kısmına bir bakalım. Bağlantı çıktısı için şablon. Anahtar kelime bağlantılı. Oluşturulan daireli bağlantıların çıktısı için işaretleme. Hedef için orada yer tucunun ve oluşturulan bağlantı metni için yer tucunu kullanabilirsiniz demiş. Bu şekilde gelmiş. Yani bu böyle kalsın. Değiştirmenin bir anlamı var mı bilmiyorum. Bunu tam Anlayamadım ama. Ha şey olabilir tamam. Bağlantı hangi içerikse sayfa onun e, link adresi ve bağlantı kelimesini gösterecek. Tamam anladım. Dahil anahtar kelime bağlantı için no flow. Anahtar kelime bağlantı için no içerisi, Ayarlar. Önerilmez demiş arkadaşlar. Demek ki açmayın. Önerilmiyor. Genel sekmesine gene geldik. Bakalım. Pano'ya bir daha gelelim. Dizindeki bağlantı sayısı 0. Yapılandırılmış anahtar kelime miktarı 0. Son yapım bilmem ne saat işte bilmem ne inşaat tamamlan mevcut en endek inşaat tamamlanmış izin oluşturma bir basalım ne diyor bakalım dizin yeniden oluşturma başarıyla zamanlandı bakalım gerçi yani şu an anahtar kelime eklemedik bir daha bir sıfırlayalım bakalım ne olacak bayağı da sürüyormuş ya şimdi yazılar kısmına bir gelelim arkadaşlar bu devam etsin dizin yeniden oluşturma başarıyla zamanlandı demiş neyse devam etsin yazılarımıza gelelim içeriklerimize gelelim içeriklerimize bazı böyle Birkaç tanesini yapalım. Şu yayınlanmamış, yayınlan yok, yayınlanmamış. Yarın yayınlanacakmış. Mesela şuna bir bakalım. Gerçi şeye baktık mı arkadaşlar? Ama neyse. Tamam. %81 demiş. Bakın, şimdi sol tarafta, sağ tarafta arkadaşlar blok kısmında yani blok kısmında burada gördüğünüz gibi ekleyeceğiniz alan burası zaten kelime. Şimdi burada ben SEO'sunu yaptığımda bir bakalım SEO'da ne kullanmışız arkadaşlar? Cookie yes demişiz. Yine bu Cookie yes diğer içeriklerimle ne kadar geçer? Çok geçeceğini düşünmüyorum. O yüzden e, buraya başka bir şey mesela ne yapabiliriz? Ne kullanabiliriz? Ona bir bakmak lazım. Anahtar kelimeler. Veri koruma. Veri koruma mantıklı. Ha, veri koruma diyelim. Veri koruma belki şey olabilir. Diğer yazılarımda paylaştığım bir şey olabilir. Yani içeriklerinde. O yüzden veri korumayı seçeceğim. Geldik. Kelime kısmına buraya veri koruma anahtar kelimesini ekleyelim. Bakın şuraya geldi zaten. Birden fazla da aynen şey yapabilirsiniz mesela dedim ya bir zarar olmaz ama biz ilk anahtar kelimeyle bağlantı yapacak sonuçta. Şimdi veri koruma olmaz başka bir anahtar kelimeyle başka bir içerik de olabilir. O yüzden oradan da mesela faydası olur. SEO olabilir arkadaşlar mesela. SEO diyelim. Tamam. Başka başka. Gizlilik çerez gizlilik yönetimi. Veri güvenliği olsun. Tamam veri güvenliği yapalım bir de ekleyelim. Veri güvenliği diyelim. Ha, bir tane yaptık şimdi. Birkaç tane yapmamız lazım ki böyle görebilelim farkı. Güncelle diyelim. Mesela burada şey alanında neydi? Settings, KOR, Settings tamam. Bugün sistemde de herhalde bir sıkıntı var böyle. Niye bu kadar küresel kara listede? Demiş, yani mevcut içerik bağlantı verimli anahtar kelimeler. Mesela bu yazıyla başka bir yere Avrupa Birliği mesela anahtar kelime diyelim. Evet Av Avrupa Birliği. Bunu kara listeye alsın mesela. Ya bu Avrupa Birliği ile ilgili bir bağlantı yapmasın buna. Öyle diyeyim. Öyle kafadan salladım. Tamam diyelim SEO ile ilgili video var arkadaşlar biliyorsunuz. SEO yapılandırması arama motorları için optimizasyon ilgili bir videom var. Seyretmediyseniz karta koyacağım arkadaşlar, oradan seyredin. Evet. Başka mesela... Ya birkaç tane bayağı bir yapmamız lazım. Değil mi? Şuna bakalım ya da şuna bakalım tamam. Şuna bir bakalım. 76 yılış bunu da yükseltmek gerekiyor biraz demek ki. Evet yazı çok kısa çünkü. Burada mesela geldik. Oraya ne yapabiliriz? Sosyal login kolay ve güvenli WordPress giriş. Login olabilir mesela değil mi? Login. Login olabilir. Ondan sonra sosyal olabilir anahtar kelimeler. Nextant kullansak mı ya? Nextend onu da kullanalım. Nextant diyelim onu da kullandık. Güvenli 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 diyelim. Güvenli giriş diyelim ya da. Güvenli giriş. Tamam bu da böyle olsun birbirleriyle alakalı yazılar bulsak daha güzel olurdu da. Bir tane daha yapalım bakalım. Bağlantı çıkarabilecek miyiz? Aslında WordPress yapsam herhalde birbirinin hepsine bağlantı verir mi ya? Yani. WordPress aynen ya. Bir tane de deneyelim ne var ki? WordPress diyelim. Verdik. Menü diyelim mesela menü. anahtar kelimelerinde anahtar mysql mi e, sabit menü hmm, tasarım web tasarım olabilir tasarım optimizasyon diyelim yani tamam bu da böyle olsun güncellendi mi güncellendi. ve 3 tane yaptık ama. Aslında işte dedim ki bunu ne yapacaksınız? Tüm yazılarınızda yapacaksınız. Yani bütün yazılarınızda yapacaksınız ki daha etkili olsun. Bir gelelim bir bakalım panoya. Panoda 13'e 11 diyor. 13'e 11 mesela gelen bağlantılar 13. Çerez bağlantısı bakalım. Çerez yazısına. oradan gelmiş kaynak. Oo. Okey. Tamam. tamam. Ücretsiz temel sürüm ile ilk 3 bağlantının detay görününü görüntüleyebilirsiniz diyor. 10 tanesini göstermiyor tabii ki. Ya yani ücretsiz olduğu için bu arkadaşlar giden bağlantılar. Bakın. Bu yazılardan şu 2 3 işte sırası aşağı kadar bu yazılardan buraya bağlantı var arkadaşlar. Şuna bakın. Görüyor musun? Buraya bağlantı var. Bu yazılardan da aslında işte bunların da yani anahtar kelimelerini yapılandırsak birbirleriyle bağlantı olacak zaten. Baktığınız zaman. Bakın. Giden bağlantıları göster. Görüyorsunuz nerelere gidiyor. Gidiyor baya. Ve buradan mesela şu kalem işaretine bastığınız zaman içeriye gidecek. İçeriğin içine gidecek arkadaşlar bakın. Geleceğiz burada. Burada mesela anahtar kelimemizi bunda mesela yaptık mı yapmadık mesela. Bunda ne olabilir? WordPress Inksamp WordPress kurulum. Buna mesela anahtar kelime ne olabilir? Inksamp olabilir. WordPress olabilir. Ondan sonra hmm, lokal host olabilir değil mi? Lokal host Ondan sonra SEO olabilir gene. SEO. Sosyal gene buna da ekleyelim. Tema ekleyelim. Bayağı varmış yani. Tamam güncelle diyelim. Bu da 80'de kalmış. Bunu da yükseltebiliriz aslında ya. Evet. Geldik. Gene panoya bir dönelim. Panoya bir dönelim. Şu anda inşa ediliyor diyor. Bakın gene şeyler yapıyor, çalışıyor. Yani güzel yanı dediğim gibi otomatik bunları yapması güzel. Bağlantı istatistikleri, bağlantı metni istatistikleri. SEO ve veri koruma WordPress. Bayağı da işte bu artacak. Zamanla artacak arkadaşlar. Her içerinizde böyle anahtar kelimeler oluşturduğunuzda muhakkak çünkü içerik yaparken anahtar kelimeyi yapın arkadaşlar yani oluşturun. Böylece ne olacak? Otomatik olarak birbirlerine siz yazmanıza gerek kalmadan birbirlerine bağlantı verecek. Şimdi bizim şu yazımıza bir bakalım arkadaşlar. Mesela 13 tane gelen bağlantı var demiş ya. Cookies'e bir bakalım. Şunu şöyle bir temizleyelim. Buradan gerçi bundan giden bağlantı var mıydı giden bağlantı bir tane var mesela tamam Geldik yazımıza bir girelim bakalım Normal Yazımız bu şekilde bakın Nerede bizim bağlantı şeyimiz bunda göstermiyor mu Bir daha bir temizleyelim bakalım. Giden bağlantı. Ha yanlış yere baktık pardon. Ok. Şuna bakalım. Wordpress, 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 Wordpress. Tamam. Yazın içeri. Nerede gözüküyor? Nerede gözüküyor? Biz niye göremiyoruz? Biz niye göremiyoruz? buradaymış. Evet. Buradaymış ama bunu aslında o zaman temanın şeyle alakası var arkadaşlar. Evet. Ee, linki belirtmemiz lazım. Link özelliğini belirtmesi lazım. Ya siz kendiniz mesela normalde ama evet bu temayla alakalı arkadaşlar. Normalde bu link olduğunda burası mavi falan olması lazım ki link olduğu anlaşılsın bir yerde. Değil mi? İnsan oraya şey yapsın tıklasın yani. Diğer bağlantılı yazıya geçsin yani. Neyse biz bunu maviymiş gibi düşünün. Bu benim temamla alakalı bir şey çünkü. Bastık. Bakın şimdi direkt WordPress kayan yapışkan sabit menüye bir bağlantı vermiş. Gördüğünüz gibi. Büyük bir ihtimalle burada da bir bağlantı var zaten. Yani nerede? Sticky menü var mı bunda? Bakın 5 sayfa dönmüş yani. Oh. İnşaat tamamlandı diyor. 56'ya 17. Next and. Yani anahtar kelimeleri yaptığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar fark ediyor. Bunlar arama motoru için birebir olacak şimdi. Süper olacak. SEO'nuzu da destekleyecek bu olay. İndekslerken sayfanız bunlar çok önemli çünkü ne kadar böyle bağlantı varsa sayfalar arasında dahili iç bağlantılarınız varsa zaten dışarıdan dış bağlantılarda backlink diyorlar arkadaşlar backlink olayı da işte başka sayfaların sayfanıza sizin de başka bir sayfaya referans gibi düşünün bunu link vermeniz bu da önemli aslında backlink de çok önemli. Evet yani başka bir şey yok bu arada şeye bir bakalım gene seonize bir, şey bir gelelim pardon. Yani 38'e 16. Kaçtı unuttum ya yazmadık da. Bunun artması lazım. Gerçi bir seyir analizi yapalım bir daha bir. Yeniden başlatalım diyelim. 78. 82 değil miydik ya? Nerede hata verdi gene bir yerde uyarılar diyor aynen. Bundan dolayı Response işte sayfanın evet. Bu arkadaşlar şey ya benim temamla alakalı bir sıkıntı var. Temamı düzeltmem lazım benim temada bayağı bir script olduğu için yani yavaşlatıyor. O da düşürüyor. Bakın bu hata yoktu. Demin sıfırdı burası. Bu hata geldi. Ee, otomatikman puanımızı düşürdü. 38-16. Yazılara bir gelelim. Tabi hemen göstermeyebilir arkadaşlar belki o bağlantıları. iç bağlantıları. Hemen göstermeyebilir. Normalde bakın burada gelen bu ne diyor? İç bağlantılar. Bu arkadaşlar iç bağlantılar 3. 3. 3 demiş. Bunların hepsi artacak. Bunların hepsi artacak arkadaşlar. Faydalı bir eklenti olduğunu düşünüyorum açıkçası. SEO ile ilgilenenler ya da böyle blog içerik oluşturucular için içerik sayfanız varsa böyle haber siteleri işte blog sayfanız falan varsa paylaşımlarınız varsa sayfanız arasında bağlantı yapması için çok iyi ve artı otomatik yani her sayfa yoksa videonun başında gösterdiğim gibi ne yapıyorduk her yazıcıda otomatik manuel olarak kendim yazıyordum. Yani link veriyordum o bu ama şimdi buna gerek kalmayacak içerinizi oluşturunuzda anahtar kelimenizi de yazdığınızda Otomatik olarak kendisi bağlantıları yapacak arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, faydalı da bulduysanız lütfen bir beğeni atın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun artık. Yani daha söylemek istemiyorum. Çünkü bu videolar devam edecek. Bu seriler devam edecek arkadaşlar. Takip edenler zaten görüyordur, biliyorlardır. Haftada iki video yayınlıyorum. Güncel kalmaya çalışıyoruz. Faydalı şeyleri paylaşmak istiyorum aslında böyle işimize yarayacak eklentileri art internet kotamında el verdiği sürece bu sıralar yani hep sıkıntı zaten de üstesinden gelmeye çalışıyorum bir şekilde. Zor her şeye de yetişemiyoruz arkadaşlar ne yazık ki yetişemiyorum. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda gene güzel bir konu olur inşallah. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.